Gazete Duvar ekranlarından iyi akşamlar. Bahadır Özgür'le soru yorum programına hoş geldiniz. Bu hafta Z kuşağı mafyasını konuşacağız. Yani yeni nesil mafya örgütlenmesini. E, çok değişik isimleri var e, bu çetelerin ya da örgütlerin. Daltonlar, Redkitler. Ee, Anucurlar, e, daha önce hiç adını duymadığımız isimler e, bunlar. Şimdi e, daha da önemlisi aslında gençler hatta çocuk yaşta sayılabilecek gençler mahallelerinden çıkıp nasıl birer suç makinesi haline dönüşüyorlar bu hafta bu konuya ele alıyor olacağız. Saatlerimiz 20.01'i gösteriyor ve e, Bahadır Özgür bizlerle birlikte. Bahadır merhaba, iyi akşamlar, hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar Didem, hoş bulduk. Şimdi Bahadır Dilersen programa başlamadan önce izleyicilerimiz için bir kısacık hatırlatmamız var onu yapalım e, sonrasında başlayalım. E, çünkü bu programda senin de bildiğin üzere biz ağırlıklı olarak izleyici soru ve yorumlarına e, yer veriyoruz. Dolayısıyla izleyicilerimiz yayın boyunca bizlere soru ve yorumlarını iletebilirler o soruları yayın içerisinde cevaplamaya çalışacağız biz de. YouTube katıl özelliğini kullanarak izleyicilerimiz bize sorularını yöneltebilirler. Bunu nasıl yapacak izleyicilerimiz? Bununla ilgili çok kısa bir VTR'miz var. 20 saniyelik kadar. Onu izleyelim, ardından programa başlayacağız. 3 adımda Gazete Duvar YouTube kanalına katılın. Gazete Duvar YouTube ana sayfasına girdiğinizde abone ol seçeneğinin hemen yanındaki katıl seçeneğini işaretleyin. Açılan ekranda size uygun ödeme seçeneğini seçerek bilgilerinizi girin. Unutmayın, verilerinizi işledikten sonra kaydet seçeneğini işaretlerseniz istediğiniz zaman, istediğiniz oranda bağış yapabilirsiniz. Evet Z kuşağı mafyasını masaya yatırıyoruz bu akşam Bahadır Özgür'le birlikte. Şimdi Bahadır 19 yaşında bir gençten bahsediyoruz. 26 tane suç kaydı var ve bir polisi öldürdü. Bu da 27. suçuydu. Daha önce hiç adını duymadığımız bir takım işte örgütler konuşmaya başladık. Çok da değişik isimleri var. Az önce de söyledim. Daltonlar gibi, e, değişik isimler koyuyorlar kendine, kendilerine. Redkitler, işte boyun çet, boyunlar çetesi, e, anucurlar çetesi. E, kimdir e, bunlar e, diye sorsam, bize nasıl bir e, anatomi ortaya koyarsın? Dilersen bununla başlayalım. E, Didem, aslında tabii birazcık olsun bu haberleri izleyenler, takip edenler için bu isimler yabancı değil ama hiç hı hı. bilmeyen için şöyle toparlamaya çalışayım. Yani biz neye bakıyoruz? nasıl bir manzaraya bakıyoruz onu çok kısaca anlatmaya çalışayım. Ee, i̇smilerini saydın. Barış Boyun, Daltonlar, Gündoğmuş, evet. Red Redgitler, Hallay, Emrah Ayverdi var, Anucurlar var. Bunlar aslında son 4-5 yılda e, en başta İstanbul'da sonra bölgesel çapta ismini duymaya başladığımız ve şiddet olaylarıyla ismini duyduğumuz e, bir takım çeteler. Evet. Çok eskiden biz şöyle bilirdik Türkiye'de. İşte mesela Alaaddin Çakıcı deriz organize suç Örgütü lideri yattı. Ee, ne bileyim hani bu bu organize suçu konuşurken ya da bu mafya dediğimiz yapılanmayı konuşurken, bunun devletle ilişkisini konuşurken Sedat Pekerler'den bahsederdik. İşte yakında Urfi Çetin Kayı öldü ki son evet. 50 yıla damgasını vurmuş Avrupa çapında bir e, uyuşturucu baronu olarak biliniyordu. Escobar'dan bile büyük ama bunların dışında bu isimleri duymaya başladık. Bu isimler bir kere dediğim gibi son 4-5 yılda şiddetleriyle, uyguladıkları şiddetle ön plana çıkan, İstanbul'a damga vuran sokaklardan gelmiş çeteler aslında. <laughs> Şöyle kısaca özetleyeyim. İşte e, aslında bunlar birbirlerinden bağımsız olmakla birlikte son birkaç yılda iki gruba, temel iki gruba ayrılmış vaziyetler. İşte Barış Boyun, e, <laughs> Gündoğmuşlar, Daltonların bir ittifak olduğu iddia ediliyor ve söyleniyor. Kendileri de bunu ilan ediyorlar. Karşı tarafta ise işte bu Redkit, Hallay, Emre Hayverdi, Anucur dediğimiz çeteler olduğunu görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Savcılığın iddianamesinden, kendi beyanlarından. Çünkü bunlar çok açık açık faaliyetlerini sergiledikleri <laughs> için buralardan görüyoruz. Bunlar aralarında bir çete savaşına başladılar. Bir tarih verirsek eğer yani resmi olarak 2021'in sonlarına doğru ilk birbirleriyle cinayet işleyerek, birbirleriyle çatışarak da bir çete savaşına başladılar ve bu çete savaşı İstanbul'dan başladı, İstanbul'da devam ederken Gürcistan'a sıçradı, Gürcistan'a Yunanistan'a sıçradı, Yunanistan'a Fransa'ya sıçradı ve Avrupa'da da artık bu tartışılmaya başlandı. Ve bir e, uyuşturucu paylaşımından doğan esasında bir de bölgesel hakimiyet kavgasından doğan bir e, çete savaşına tanık oluyoruz şu an. O yüzden bizim önümüze çıkan 19 yaşındaki tetikçiler işte en son bir polisi öldüren şehit eden tetikçi gibiler sanki birdenbire ortaya çıkmış değil. Bu bu çete savaşının bir unsuru olarak gözümüzün önüne çıktı. Ee, toparlarsak açıkçası Türkiye çok şiddetli bir çete savaşına Şimdi ama şimdi bu çete savaşını konuşuyoruz ama aslında bazı farklılıklar var. Bu yeni nesil mafya Aha. örgütlenmesiyle geleneksel e, suç örgütlenmesi arasında bazı farklar var. Mesela işte Z kuşağı mafyasının biz ağırlıklı olarak sosyal medyayı kullandığını görüyoruz Bahadır. Ama e, işte o senin bahsettiğin geleneksel... Ee, anlamdaki mafya düzeninde bir gizlilik söz konusuydu. O gizliliğin kalktığını ve işte sosyal medyada e, bu Z kuşağı mafyasının e, işte silahlarla hatta kalaşnikoflarla falan e, fotoğraflarını paylaştığını görüyoruz. Neden sosyal medyayı bu kadar aktif kullanıyorlar? Ona da cevap vereceğim ama burada iki tane şeye dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Birincisi organize suçlu tartışırken onun organize yapısı sadece işte belli insanlar bir araya gelip gizli bir teşkilatı oluşturması değil. Aynı zamanda siyasetle, devletle, başka şeylerle, bağlantılarıyla ele alınması lazım. Yani çetenin, mafyanın bir önce Türkiye'deki o siyasal konjonktürde, iktisadi konjonktürde nasıl bir yere denk düştüğü önemli. İkincisi bunun toplumsal tabanı çok önemli. Yani senin sorduğun soruda biz şimdi niye, niye yeni nesil mafya diyoruz bunlara sorusunun iki, iki açıdan yanıtını vermek lazım. Önce bir taraftan bakmaya çalışalım. Yani nasıl bir örgütlenmeye sahipler? Geçmişteki geleneksel klasik mafya yapılarından bir farkı var mı? Bu arada bunu sadece biz tartışmıyoruz. Dünya da tartışıyor. Onu bir kenara Hı -hı. koymak lazım. Birkaç Hı -hı. örnek vereceğim. Bu çeteler bir kere mahallelerden sokaklardan çıkmış. Yani Hı -hı. mesela Bayrış Boyun çetesi işte Beyoğlu'nda yeşermiş. Onun sokaklarında yeşermiş ve giderek İstanbul'a hakim olmuş bir çete. Anucurlar mesela Kağıthane'de, Nurtep'e gibi özellikle geçmişte yakın bir zamana kadar solcu bir mahalle olarak bir evet, evet. Oralarda yetişmiş, oralarda yeşermiş bir çete. Şimdi bu çeteler ilk başta bu mahallelerdeki hakimiyetle başlıyorlar ama bir tür ağ yapısına sahipler. Yani yukarıda daha büyük bir gruba bağlı gibi değiller ama o gruplar için iş yapabiliyorlar, ihaleler alabiliyorlar. Mesela Barış Boyun'un İtalya'da tutuklu şu an. Mayıs ayında tutuklandı. Onun İtalya'daki e, soruşturmasına dair ben dün akşam uzun uzun şeylerine de baktım. Hem oradaki savcıların soruşturma dosyalarına hem telefon kaydı dinlemelerine. Şunu görüyoruz mesela Barış Boyun ne yapıyor? Örneğin Ekvador'dan gelen tonlarca uyuşturucu Ambarlı limanına iniyor. Ambar limandan alıcılar Barış Boyun'a havale ediyor bunu buradan çıkartmak için. Bir iş ihale ediyor. Ya da mesela Sırp çetesi çok işlendi bu basında. İki ee, iki büyük klan birbiriyle çatışıyorlar. Sırbistan'da iki büyük suç örgütü. Onun bir lideri İstanbul'da. Şişli'de. Onun yani Evet, öldürülen Vukotiç bahsediyorum. O ihaleye çıkıyor. Mesela Barış Boyun çetesi bu ihaleyi alıyor. Evet ben diyor bu suikast işleyebilirim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu çeteler bir takım bütün bu suç faaliyetleri içinde ihale alaraktan büyüyen, kendini güçlendiren bir yapıya sahip. Birincisi bu. Geçmişlerden çok farklı olarak. Yani her an herkesle işbirliği yapan, herkesle ittifak yapabilecek ama kendisi de bağımsız hareket eden bir yapı. İkincisi... Yani cinayet ihalesi mi alıyorlar? Tabii. Bölgesel çapta cinayet ihalesi alan suç örgütleri. Ama diyelim mesela Gürcistan merkezli Barış Boyun Çetesi silah kaçakçılığı da yapıyor uyuşturucu kaçakçılığı da yapıyor. Ama başkasının uyuşturucusunun taşınması ya da işte ambar limandan çıkartması işini de alabiliyor. Ya da tahsilat işine de girebiliyor. Yani bu bu suç dünyasında aynı ekonomide düşündüğümüz gibi ne kadar ihale varsa bunu alıyor. Başkası adına da yapabiliyor. Bir bu. İkincisi çok aşırı güçlendiler. Bir de çok şiddetli şiddet uygulayan örgütler bunlar, çeteler. Bunların da kendi altında bir takım ağ yapıları var. Asıl şimdi o tarafa da bakmak lazım. Yani bir mahalle ya da bir sokakta bir araya gelmiş 15-25 yaş arası gençler kendilerine mesela bu en son polisi şehit eden e, Yunus Emre Geçik, Piton 82 üyesi olduğu. Evet. Yani böyle paylaşımlar yapıyor. Nedir bu Piton 82? İşte oradaki küçük mahalledeki bir a, bir yapılanma. Onlar da kendilerini yerel çete olarak tabir ediyorlar ve hem kendi yerel işlerini yürütüyorlar hem aynı zamanda Barış Boyun Çetesi'nin işlerine dahil oluyorlar. Hı hı. dolayısıyla bu A yapısı olduğu için farklı farklı küçük küçük de yapıları bir arada bulunduran bir tür sendikasyon bir tür korporatist yapı olduğu için bunlara şunu diyemiyorsun hani geçmişteki gibi mesela Urfi Çetin Kaya dediğin zaman bir şey anlaşılıyor bir profil anlaşılıyor ya da Alaaddin Çakıcı dediği zaman ama bunlar böyle bir kalaba sokamıyorsunuz toplumsal tabanı gençler arasında olağanüstü yayılıyor yaptıkları işi e, faaliyetlerini, tehditlerini sosyal medya aracılığıyla açık açık ilan edebiliyorlar. Evet. Mesela en son işte geçtiğimiz yıl şey görüntülerine tanık olmuştuk biz Nurtepe'de. Gece Kalaştikoflarla maskeli bir sürü çocuk aslında çocuk diyebiliriz yaşta işte çete üyeleri ortalıkta mesela Daltonların doğum günü diye doğum günü kutlaması yapıyorlar havaya ateş açaraktan. Bu videolar yayınlanıyor. Bunlar bize şunu anlatıyor aslında. O yüzden dünyada da bu çok tartışılıyor dedim. Buna biz nerede tanık oluyorduk geçmişte? Daha çok Latin Amerika, yani filmlerden de bilir insanlar. Hani çok böyle oradaki haberleri, haberi olmasa da. Meksika'da, Kolombiya'da, o yoksul varoş denen mahallelerde ki bunlar çok büyük. Ya da Brezilya'nın favelalarında. Hem çeteler bir tür futbol taraftarlığına bürünmüş. Bir e, genç tabanı var. Evet. Onlar, bunun elinde silahlar var. Kendileri küçük küçük çeteleşmişler. Bir süre sonra oralardan tetikçiler hani daha üste doğru çıkmaya başlıyor. Orada tanık olduk. Başka nerede tanık olduk? Aslında bu iş mesela şu an İtalya'da da tartışılıyor. İtalya'nın hmm. en köklü mafyası Gamorra'nın kabuk değişimi büyük gündem ülkede. Nasıl bir kabuk değişimi? Diyorlar ki yani yeni bir nesil mafya çıktı. Bu yeni nesil iki anlamda. Hem tipoloji olarak yeni nesil hem yaş olarak, kuşak olarak yeni nesil. Ve bunlar aynı buradaki gibi at bir örgütlenme. Kendi faaliyetlerini yürütüyorlar. Bunları açık açık sergiliyorlar. Belli bir yapısı, belli bir merkezi olmadığı ama nihayetinde o büyük yapının içinde hareket ettiklerine dair bunlarla başa çıkmak nasıl mücadele edileceği büyük bir soru işareti olarak çıkıyor. Nedeni de aslında e, gençler, genç kuşaklar arasında özellikle yoksul mahallelerde, kenar sentlerde hatta kenar sentli olmasın işte Beyoğlu diyoruz mesela Beyoğlu evet. sözde yenilenen bir yer diye biliyoruz ama oralarda yeşermiş e, yeni tip çete üyeleri yeni tip çete ağlarından bahsediyoruz. İşin ikinci noktası bu. Önümüzdeki dakikalarda o tarafı da tartışırız. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 3 maddede izin verirsen toparlayayım. Tabii bir, ki. A tıp, bir, A tipi bir örgütlenmeye sahip belli bir Tek başına belli bir gruba bağlı değiller. Kendileri de başlı başına bir grup olarak hareket edebiliyorlar. Ama bir ittifak halinde de hareket edebiliyorlar. İki, ihaleler alıyorlar. Bütün işleri alabiliyorlar. Fark etmiyor bu. 3 bir sınır yok. Bu çok önemli. Yani sınır dediğim hem şiddette bir sınır, hem aslında ülke sınırları içinde değil. Bir anda mesela bölgesel düzeye sıçradı bu iş. Yani Gürcistan'dan dediğim Fransa'ya kadar uzanan bir hesaplaşma sürecine girdiler, çatışma sürecine girdiler. Faaliyet alanları da buralara, buralara yayıldı. Dolayısıyla yeni nesil derken en temel kastettiğimiz bu. Bir şey daha var. Bunu da ekleyip not biliyorum. Soru soracaksın. Hemen toparlıyorum. Teknoloji deyince mesela biz şu an bir teknoloji kullanıyoruz. Geçmişteki gibi o zahmetli yayınlar değil. Çok basit olarak telefonumuzdan da yayın yapabiliyoruz. Bunu biz kullanıyorsak şu bir prensiptir. Suç örgütleri her zaman yeniliği ilk kullanan yapılardır bu Ama bir... şöyle bir şey de var Bahadır. Şimdi ne diyoruz? Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorlar diyoruz ama bunu haberleşmek için kullanmıyorlar. Yani cep telefonu, elektronik aletler e, bu yeni nesil medyada haberleşme aracı olarak kullanılmıyor. Hatta Ufuk Çetinkaya dayanılmıyorsam, e, geçenlerde bir yayın yapmıştık e, Cengiz Erginç de o söylemişti. Ufuk Çetinkaya da mesela e, haberleşmek için bir cep telefonu ya da elektronik bir çünkü... alet kullanmıyor. E, klasik bir suç örgütü yapılanmasına sahipti. Yani gizlilik. Burada şu, teknoloji kullanma deyince şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Bu insanlar işte bilgisayar oyunu oynuyor, bizi izliyor, oradan etkileniyorlar. Meselesi Hı. değil tek başına. Bakın bunlar pek çok genci farklı türlü etkileyebilir. Yani o bilgisayar oyunları ya da TikTok kullanmak ya da sosyal medya kullanmak. Önemli olan şu, kendine bir kişilik yaratıyor. ...kendinin örnek alacağı bir kişileri izliyor. Mesela neyi izliyor? Geçen programda biz konuşmuştuk. Dilan Polat'ı 7 milyon kişi izliyor. Evet. para aklamadan yargılanan 40 yıldan. Ya da e, örneğin Barış Boyun üzerine şarkılar yazılıyor. Rap müzikleri yazılıyor ve bunlar yüz binlerce genç dinleyebiliyor. Bu ağlardan yayılıyor. Bir üçüncüsü sosyal medya deyince kullandıkları şey... ...kendilerini burada göstermekten çekinmiyorlar. Yani onun bir suç faaliyeti olduğunun ötesinde... Bir, kendi yarattıkları o alt kültürü, giyimleri, kuşamları, raconları, konuşmaları, şarkıları ve tehditleriyle, hani rakip çeteye tehditleriyle bu sosyal medyada sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla hani, e, buyur. Şey ama tam olarak aslında bu bir... E, yani şöyle bir gösterge değil mi? Orada silahlarla işte bir takım fotoğraflar ya da görüntüler paylaşıldığında nasıl oluyor da bu takip edilemiyor? Şimdi bir izleyicimiz mesela şöyle bir şey sormuş Bahadır. Paylaşayım seninle hemen. Diyor ki TikTok, Instagram ve oyun uygulamaları ve diğer sosyal medya mecraları bu çetelerin insan kaynağı olmuş. Yani sen özetle aslında bunu söylemeye çalışıyorsun e, diye anlıyorum ve e, izleyicimiz de e, bu yorumu yapmış. Ve şöyle de eklemiş, emniyetin siber suçlar birimi bunları nasıl görmüyor, izleyip nasıl takip etmiyor? Vallahi aynı soruyu ben de soracağım. Çünkü aynı, o, sosyal medyada dediğimiz o mecra takip edilemiyor diyemeyiz. Çünkü bir gazeteci tweet attığında işte Dilruba olayını yaşadık yani. <laughs> e, bir sokak röportajından tutuklanan bir e, kişiden söz ediyoruz. Bu mecralar sürekli düzenli olarak kontrol ediliyor. Nasıl oluyor da bir gazeteci attığı bir tweetten tutuklanırken Kalashnikov'la işte fotoğraf paylaşan biri yakalanamıyor ya da emniyetin radarına giremiyor. Zaten biz de bu çeteleri TikTok'tan öğrendik. Yani hani daha emniyetin iddiana, soruşturmalarına, savcıların iddianamelerine girmeden önce hepsini TikTok'tan öğrendik. Ama şurada şu, şu ayrım çok önemli. Birincisi TikTok buna yol açıyor diye değil. TikTok ya da sosyal mecralar pek çok fikrin, düşüncenin, inanışın yayılmasına neden oluyor. Bu mesela biz neyi tartışıyoruz Türkiye'de örneğin? Mesela yandaş troll diyoruz değil mi? Troll ağa diyoruz. Onlar evet. da kullanıyor. O yüzden suç çeteleri içinde burada propaganda yapmak, gençleri etkilemek. Şimdi şöyle düşünün. Yaz geliyor, Bodrum'da 300-400 bin lira lojek kiralayan insanların görüntüleri düşüyor. Değil mi? Yayınlıyorlar. Ya da işte mesela Dilan Polat nasıl ünlü oldu? Saçına dolardan bukliler yaparaktan. Yani bir yaşam tarzı sergiliyor. Lüks otomobiller, lüks yaşam, kolay para sergiliyor. Şimdi buna ulaşmanın, bunların bir cazibesi var ve buna ulaşmak isteyen gençler buraya doğru yöneldiği zaman aslında onlara kapı açan, istihdam kapısı açan bir suç dünyasıyla karşılaşıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi nasıl tespit edilemiyorlar diyorsunuz. Bu çetelerin tamamının iddianamesinde mutlaka polis bir yerinde var. Mesela barış Boyu, bekçi, bekçi ve polis yani yakalanması olan eskortluğunda evet. e, hatta şey, gidiyorlar ki evet. Evet, Cumhuriyet yani, Başsavcılığının e, tarafından tespit edilmiş senin de söylediğin gibi. Hani o kısmı şundan izleyi çok iyi bildiği için detaya girmiyorum ya. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyunda suçlu olarak bilinen hakkında dava açılan insanlarla fotoğrafı çıkıyor. Şimdi bir yandan bir rejime bakıyoruz. Rejimin kendisi makbul vatandaşı neredeyse hani bu suç, suça bulaşma, yolsuzluk, hızlı servet edinme bu yollara sapmış herkesi bir makbul vatandaş haline getirmiş. Buradan bir prototip çıkıyor. Rejim bunu teşvik ediyor siyasi iktidar. Dolayısıyla bu gençler için şöyle bir yol çıkıyor ortaya. E, makbul vatandaş buysa yani korunan, kolay yoldan paraya ulaşacak, çalışmadan, bu rahat yaşama ulaşabileceksen benim sırtım mesela ben bunu yaparsam polis bana dokunmayacaksa, bir güç edineceksem o yala saparım diye. Yani bu sadece TikTok'la ilgili değil. Yaratılan siyasi kültürel ortamla birlikte bu iletişim araçları etkili oluyor. Bir kere Türkiye'de böyle bir gerçek var. Hı. Tepeden aşağı doğru bir suç durumundan bahsediyoruz. Her gün tartışıyoruz bunu. O suçun normalleşmesi, normsuzluk, hani kuralın ortadan kalkması bu gençleri bir kere orada bir şey yöneltiyor. Ee, bunun makbul doğru bir vatandaş, güçlü olmak, paraya ulaşmanın bir yolu olduğuna dair bir şey açılmış durumda. Siyasal iklim yaratılmış durumda. O iklim yani kontrollü var. bir şekilde izin mi veriliyor? yani bu, 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 çetelerin hepsinde polisler var. Bakın bazılarının şoförlüğünü polisler yapıyor. Barış boyun çetesinde örnek veriniz. Bekçiler polisle çatışıyor. Mesela bekçiler polisle çatıştı kaçmalarını sağlamak için. Hı. En son Acun Anucurlar çetesi polisle çatışıyor. Daha dün 17 kişi serbest bırakıldı bir polis öldürülmüştü e, kağıthanede. savunmalar şu biz biz karşı çeteden sandık çünkü tanıtmadılar diyor hani bir operasyon olduğunu bilmiyorduk yani o polisle olmamıştı söylemediler de. dolayısıyla evet. yani şu bir gerçek ben Hı -hı. o yüzden çok bilinen şeyi tekrarlamamak için söylüyorum burada Türkiye'de ihale yolsuzluğundan e, belli bir zümrenin kayırılmasına e, belli bir kesimin adaletçi korunmasına, geri kalanın adaletsiz bırakılmasına buna yol açan bir siyasi iklimde yaşıyoruz bir 22 yıldır. Bu giderek şiddetleniyor. Bu iklim bize bir şey sağlıyor, habitat sağlıyor. Bu habitatta gençlerin, yoksulların, yoksul mahallelik gençlerin bakabileceği tek şey var kurtulmak için. Yani bakıyor ve suçlu cezalandırmıyor. Bakın size bir örnek vereyim hemen izleyicinin anlayabilmesi için ya da somutlayabilmesi için. Bir dakika Şimdi, cezalandırılmıyor dediniz orada cezasızlık kısmına biraz vurgu da yapalım sözünüzü kesmiş gibi oldum ama yayına girmeden önce infaz yasasını konuşuyorduk. Orayı biraz açalım mı? yani infaz Neden yasası çıkmıştı gibi, infaz yasası hatırlıyor muyuz? Pandemi zamanı insanlar eve kapanmışken çıkartıldı ve hukukçuların dehşete düştüğü ve çok eleştirildiği bir infaz yasasıydı evet. çünkü. Düşünceni açıkladığı ya da siyaset yaptığı için cezaevinde bulunanlar dışındaki bütün suçları, öyle ki biz e, hırsızlık, gasp, yağma, bu suçların kete suçlarının pek çoğunu e, şey e, dışarı bırakıyordu ve Alaaddin Çakıcı için çıkmıştı aslında. Yani Alaaddin Çakıcı'yı çıkartmak için çıkarttığınız bir insifaz yazısından bir sürü suçlu yararlanmıştı. Dolayısıyla zaten siz bir cezasızlık ortamını oluşturmuş oluyorsunuz. Bu açıdan önemli. Bir örnek vereyim ben buna dair. E, aynı dönemlere denk geliyor. Bakın Barış Boyun'la çetesiyle e, çatışan diğer çete yani Halil Ay, Fransa'da öldürüldü Haziran ayında. Fransa'da bir çiftlikte öldürüldü. Onu öldüren kişi de öldü, öldürüldü çatışmada. Onu öldüren kişi m, bir genç, ismini vermeyeyim şimdi, e, Gülbey, Gülbey diye bir genç. 23 yaşında. Bu Gülbey adlı genç 2018'de aslında bulunduğu mahallede uyuşturucuya karşı mücadele derneğine üye olan, giden gelen birisi. Oradaki bir takım gençler de formacılara, uyuşturucu, uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele etmek için bir dernek kuruyorlar. O derneğe gidiyor. O dernek polis tarafından basılıyor. Örgüt üyesi diye tutuklanıyor. Buca cezaevinde iki yıl yatıyor. Ve biz iki yıl sonra, iki yıl geçtikten sonra cezaevinden çıktıktan sonra onu nerede görüyoruz biliyor musunuz? Biri mafya tetikçisi olarak görüyor. Uyuşturucuya karşı mücadele eden genç tutuklanıyor. Ama uyuşturucu satmaya veya uyuşturucu satan bir çeten üyesi olduğu zaman tutuklanmıyor. Hatta yolu açılıyor. Şimdi bu cezasızlık dediğimiz bu. Yani toplum bunu zaman... Ce bu, Bahadır, ce cezasızlığı konuşurken bir yandan da bir izleyicimiz ee, bir soru sormuş onu paylaşayım seninle oradan devam edelim istersen Hı -hı. hızlıca. Çünkü vaktimiz evet. de azalıyor biraz izleyici sorularına da yer verelim. Ee, şimdi yasal e, hak arama süreçlerinin uzun olması da mafya oluşması için bir ortam oluşturmuyor mu diye sormuş. Hatta şöyle de bir örnek vermiş değişik bir bakış açısı. Kiracılar ile ev sahipleri arasında yaşanan problemler mesela demiş. Evet. Yani insanlar işte, haklarına e, arayamadıkları için. Farklı yöntemlere başvurmak zorunda Tabii, kalıyorlar gibi bir yani şey, öyle çok anladım. Çok doğru bir şey. Zaten aslında mesele şu. Biz evet çetelere hukuki olarak tartışalım. Ceza konusunu tartışalım. Polisiye tedbirleri tartışalım. Bu bir. Bu mutlaka zaten gerekli bir şey. Ama evet. öte taraftan bunların bu kadar topluma yayılması başka bir sosyal vaka. Bakın Türkiye şu an fark etmeye başladı belki ama çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya. Biz... Z kuşağı derken neyi tartıştık kaç yıl? Eğitimli, diploması değersizleşmiş, burada umudunu kaybetmiş, bir kısmı yurt dışına gitmeye çalışan bir gençlik. Çok doğru, çok haklı. Bakıyor çünkü devlette... Hatta apolitik doğru. bir gençlik. Tabii, daha yeni tanık olduk. O kadar öğretmen, torpille atananlar yüzünden ataması yapılamadı. Puanları mülakatla... Evet. mülakatta fazla puan verilenler alındı. Yani kayırılarak. Dolayısıyla Üstelik ne yaptık? mülakat kalkacak sözü de verilmişti. ondan da bir de şu bu gençlik sadece bur burayla ait bu, ya bu profilde değildi. Bu gençliğin bir de gerçekten İstanbul gibi büyük kentler gibi hatta Anadolu gibi pek çok yoksul mahallelerinde, sentlerinde ilk nispeten yoksul olan, iş olanakları dar olan yerlerde yaşayan milyonlarca genç de var. Hiç bunlara bakmadık. Bunlar ne yapacaktı? Bunlara iki tane yol sunuldu. Bir, ya gerçekten üç kuruşa, çok asgari ücret bile olmayan bir paraya, hani AVM'lerde ya tezgahtarlık yapacaksın, ya bir sanayi sitesine gideceksin, tornacıya gideceksin, ya tarikata gireceksin. Ya da sana daha kolay bir yol açıldı o sehplerde. Üstelik bu siyasetin de yolunu açtığı bir şey. Çünkü cezasızlıkla ya da suç ekonomisinde istihdam edileceksin. Ee, pek çok genç haberlerde röportaj yapıldığı zaman şunu anlatıyor. Bir günde 15 beş, bin lira para kazanıyoruz diyor sonuçta mesela bir torbacılıktan en kötü torbacılıktan. Hani bu dururken hani bu riski almaya değiyor çünkü bir ayda 17-18 bin lira kazanmak ona bir şey vaat etmiyor çalışaraktan. Dolayısıyla buralarda şöyle özetleyeyim tornayla tarikatla işsizlik arasında sıkıştırılmış yüz binlerce genç gencin önüne tek istihdam kapısı olarak suç işlemek bir suç anın içine düşmek Hani bu sürekli ömür boyu işlemese de bir kere bunu yapsam ne olur diye o işe girdikten sonra bir daha zaten fişlendiği için o suça bulaştığı için o çeteler tarafından kullanıldığı için bir daha çıkamayan yüz, binlerce gençten bahsediyoruz. Evet, yani, yani ekonomideki o olumsuz e, tabloyla beraber işte illegal kazançların kolaylığı e, sokakları suça boğuyor gençleri suçun içine çekiyor onu söylemeye çalışıyorsun. Hı hı. Ee, İki, birkaç şeyi daha unutmayalım. Bakın büyük şehirlerde hı hı. E, fabrikalar taşındı. Evet. O sebelere sıkıştırıldı. İkincisi büyük şehirlerde aslında pek çok kentin merkezinde olan elbette yenilenmesi gereken ama sosyal bir politikayla yapılması gereken kentsel dönüşüm bir rant işine dönüştü. Bakın Fikirtepe. Fikirtepe geçmişin geniş yeni bir gece kondu, apartmanlardan oluşan bir devasa semtiydi. Binlerce genç yaşıyordu orada da. Hı, hı hem hizmet alamadılar bir, hem onu yeterince orada bir yaşam alanı bulamadılar. Üstüne üstlük bir de orada torbacıların giderek teşvik edildiği, hakim olduğu bir yere döndü. Sonra bir çıkıldı şu denildi, kentsel dönüşüm. Oradakilerin tamamını yerinden ettiniz ve devasa rezidanslar diktiniz inşaat rantı için. Bu görüntüleri görüyorsunuz. Peki buradaki insanlar nereye gitti? Yani kentsel dönüşüm yaptınız da oradaki o binlerce kişi nereye gitti? Başka türlü kenar mahallelere gidiyorlar. İşte Nurtepe'ye gittiler. işte Gazi'ye gittiler. Esenyurt'a gittiler. E buralarda da iş imkanı yok ve bir süre sonra aslında o kentsel dönüşüm bir taraftaki bir tarafı gayrimenkul olarak değerlendirilip soyulaştırırken diğer tarafta yeni bir işsiz kitlesi yarattı. Bu işsiz kitle sadece işsizlikle ilgili bir şey değil. Oradaki aile bağlarını çözdünüz, dayanışmayı çözdünüz, ne bileyim mahallenin geleneksel getirdiği işte komşuluk ilişkilerini çözdünüz ve buraları dolduran şey suç faaliyetleri oldu, suç e, örgütleri oldu. Gül suyu çok iyi bir örnektir mesela. Yani hani adım adım, adım adım, mahalle mahalle bu çetelerin ele geçirilmesi. Daha önce uyuşturucuya karşı mücadele eden, uyuşturucuya karşı olan ailelerin, çocuklarının bir anda çeteleşmesi, hatta Sinan Ateş cinayetinde işte Eray Özyağcı, Gül suyunda hı hı. geçmişi öyle olmayan birisi ama bir tetikçi çıktı ve bugün bir siy siyasi kaste karşımıza çıkıyor. O yüzden e, bu Z kuşağı mafyası diye tartışırken dediğim gibi iki yönünü dikkate almak lazım. Birincisi bir kere Türkiye geçmişte Latin Amerika'da gördüğümüzden daha beter bir çeteleşmeye uğruyor. Çünkü bu siyasi iktidarınla da, ilgili bir sorun. Yani o çürüme dediğimiz yukarı doğru devlete doğru gelişen süreç bir çeteleşmeyi hızlandıran toplumu buraya doğru iten bir şey. İkincisi aşağı doğru da çalışsa geçimini sağlayamayacak, emekli olamayacak, eğitim desen şu an tartışıyoruz yani tuvaletlerin bile temizlenmediği, gitse 25 yaşına kadar okusa o diplomanın değersiz olduğu bir geleceğe atılmak yerine daha kolay, daha çaresiz bir yola sapıyor ve bu, bu süre sonra bir süre sonra bize bunlar tetikçi olarak, katil olarak, uyuşturucu baronu olarak hatta karşımıza çıkmaya başlıyor. Bu iki yönden tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, vaktimiz çok daraldı ama bir izleyicimizin sorusu var. E, Bahadır onu paylaşmak istiyorum Ne Diyor ki, e, çetelerin Türkiye'yi mesken tutmalarının sebebi burayı sadece daha rahat hareket ettikleri için bir geçiş rotası e, gibi gördükleri için mi? Yoksa burayı ana pazar gibi gördükleri için Geçmişte Türkiye'nin bir geçiş rotası olduğu söylenirdi ve aslında çete yapılanmalarına baktığımız zaman yani 60'lardan sonra 70'lerde özellikle Afganistan'da Afganistan rotası açıldıktan sonra nasıl açılmıştı onu da hemen hatırlayalım. Orada bir e, cihatçı Taliban hareketi başladıktan sonra ve bu ABD'de buraya yeşil kuşak için destek vermeye başladıktan sonra orada bir rota açıldı. Yani o baz morfinlerin, afyonların, esrarların tonlarca gemilerle taşınması Türkiye üzerinden yapılıyordu ve Avrupa'ya gidiyordu. Ağırlıklı hmm. olarak Evet bir geçiş rotası olarak görülüyordu. Ama 80'lerden sonra hele ki 90'larda özellikle kumarhanelerin Türkiye'de yasaklanıp şeye taşınma, Kıbrıs'a taşınmasından sonra Kıbrıs bir para aklama merkezine bir suç ekonomisi ağına dönüştükten sonra Türkiye'de bir hedef pazar haline gelmeye başladı. Yavaş yavaş 90'lı yıllarda o e, haplarla başlayan işte e, uyuşturucu yayılması, işte torbacılığın yayılması bir süre sonra 2000'li yıllarda kokainin, eroinin patlamasıyla karşılaştık. O yüzden Türkiye sadece bir geçiş rotası olarak göremeyiz. Şundan dolayı göremeyiz. Birincisi ortadaki cezasızlık, siyasal iklimin yarattığı ortamdan dolayı Türkiye dünyada kara paranın rahat aklandığı bir yer. Dolayısıyla kara parayı çeken bir yer. Kara parayı çektiğiniz zaman suç örgütlerini de çek çeken bir yer haline geliyorsunuz. Bir pazara dönüşüyorsunuz. İkincisi Türkiye'de çok Belki biliyoruz ama resmi olarak hiçbir zaman raporlara dökülmüyor net olarak devlet tarafından. Muazzam bir e, bağımlılık yaygın. Özellikle Anadolu'da köylere kadar ulaşmış, organize sanayi bölgelerinde genç işler arasında yaygınlaşmış bir uyuşturucu bağımlılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla hmm. o da bir pazar yaratıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman artık bir geçiş rotası, geçiş e, üssü olmaktan ziyade neredeyse pek çok geçiş rotasının kesiştiği bir, ee, otoban, pek çok geçiş rotasının ya yani suç otobanının kesiştiği bir kavşağa dönüşmüş durumda diye bakmak gerekiyor. Evet peki e, Bahadır yine vaktimiz çok azaldı tekrar altını çizeceğim ama bir izleyicimizin bir sorusu var benim de dikkatimi çekti. Aslında bu konunun üzerinden geçtik biraz ama belki o bekçik teşkilatı kısmına bir parça yorum yapmak istersin. Polis teşkilatı ne kadar profesyonel, aynı şekilde oluşturulan bekçi teşkilatı bu problemlerin neresinde duruyor diye sormuş. Ee, bekçi kurumu bir, olur. bir güvenlik aygıtı olarak çıkmadığını biliyoruz. Bekçi için söylüyorsun değil, değil mi? Mı? Orası, oraya alınanların bu çok fazla zaten buna dair haberler de çıktı. Belli bir Hı. düşünceden, belli bir belli partilere yakın olan kişilerden seçildiği iş bulamayan gençlere mecbur bırakıldığı hani bir istihdam yeri olarak bekçilik kurum böyle ortaya çıktı aslında. 200 bine aştı sanırım 300 bine yakın olması lazım. Artı özel güvenlik birimlerinde unutmayın Türkiye'de 700 bin silahlı artı silahsız özel güvenlik görevlisi var. Bu da bir istihdam yerine döndü ve buralarda da belli bir düşünceden insanı istihdam edilmeye başlanıyor. Artı şunu unutmayalım, daha üç gün önce Tolga Şardan yazdı gazeteci. İki üst düzey emniyet polis müdürü, iki üst düzey polis müdürü mafyaya çalıştığı için ihraç edildi. Yani hani şurası çetelerin eline geçmiş, şurası geçmemiş diyemiyoruz. O kadar iç içe geçmiş ki güvenlik teşkilatının bir kısmı da çetelerle, mafyayla iç içe geçmiş ki. Hani sadece bekçilerle sınırlayamıyorsunuz. Ama şunu da haklı, hani orada da liyakat bozulduğu için, orada da torpil işlediği için ee, pek çok polisin biz e, mafya çalıştığını, pek çok operasyonlu de yakalandığına tanık oluyoruz mesela. Sadece bekçiler evet. değil. Şimdi Dolayısıyla e, o, o, o çürüme oralara kadar ulaşmış vaziyette. Biz seninle yayın öncesi biraz sohbet ederken ben bu işin sonu nereye varır diye sormuştum sana. Ya da nasıl çözülecek işte ne bileyim ben e, bir e, iktidar değişimi mi gerekiyor bunun için ya da farklı bir siyasi yapılanma gelse çözebilir mi? Sen çok daha böyle pozitif bir tablo çizmemiştin. Evet. Ben yine kapatırken o soruyu sorarak kapatmak istiyorum. Evet. Bu arada. Nasıl çözeceğiz kısaca, bu işi? Kısaca aslında herkesin de tartıştığı şey, ben kendi fikrimi söyleyeyim. İki ayağı var. Birincisi bir kere hukuk. Yani devletin bu çözülmüş, çürümüş, çökmüş kurumlarının hukuk etrafında iktidar da dahil denetlenebilir, şeffaf bir şekilde yeniden yapılandırılması lazım. Dolayısıyla bir iktidar değişimi şart. Ama bunu yapacak bir iktidarın gelmesi koşulları. Ama bu yetmiyor. Çünkü aşağıda o toplum e, istihdam olanakları neredeyse tükenmiş durumda. Eğitim çökmüş durumda. Diploma bir işe yaramıyor. Diploma alsanız dahi Türkiye'de o diplomanın karşılığı olacak bir iş bulabilecek durumunuz yok bulsanız dahi onu karşılayacak bir ücret alamayacaksınız Doğru. hayatını idame et. yani bütün bunları düşündüğünüz zaman ikinci bir nokta var İkincisi de bize toplumu yeniden yapılandıracak bir bakış lazım yani sadece iktidar değişimi değil devleti ve toplumu aynı anda yapılandırabilecek bir şey ben şöyle söyleyeyim yani hani kendi fikrimi çok karamsar bir şeydir ama ben bu çöküşün çürümenin daha uzun süre devam edeceğini düşünüyorum çünkü toplumu oradan ayağa kaldırabilecek bir çıkış sunabilecek imkan şu an görünmüyor. Yani bu ülke bir anda bir gecede yüksek teknolojilere yatırım yapan, bir gecede işte o kadar üniversite öğrencisine hak ettiği işi bulabilecek bir mucize yaratamayacağına göre şöyle bir şeye ihtiyaç var. O toplumu yani bir nesil neredeyse biz aslında kaybettik. Bir nesli feda etmek edecek bir yeniden yapılanma dışında bir çare görünmüyor. Şunu da ekleyelim, Türkiye aslında bir 2001'deki gibi 90'lı yıllardaki gibi ya da daha önceki gibi şok halinde bir çöküş yaşamıyor. Yani bir şok kriz yaşamıyor. Şok kriz yaşamak yerine kriz süreci uzuyor. Yani kriz süreci çöküşe tamamen ekonomik bir çöküşe ulaşmadan kriz süreci uzadıkça o süre içinde bir çözüm bulamadıkça kendi içine çökmeye başlıyor kendi içine çöküyor. Yani o çürüme dediğimiz süreç aslında şok halinde bir kriz yaşasa belki onun üzerine toplum bir kafasını kaldırabilecek belki ama o kriz süresi uzadıkça ona bir alternatif çözüm de üretemediği müddetçe kendi içine dönüyor ve o şeyini kaybediyor artık. O iradesini, umudunu kaybediyor. Bence asıl tehlikeli olan şey bu olduğunu düşünüyorum ama yine de umutsuz bitmesin. İlk etapta devlet ne kadar sosyal politikalara, kendini hukuka, kendini şeffafla, toplum çıkarını öngören, önceleyen bir yapıya kavuşursa zaten ondan yukarıdan aşağı doğru toplumda peyderpeyi bu de değişim ve yenilenmeyi yaşayacaktır. Evet. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Eğitim ve hukuka geri geliyoruz aslında. En özellikle. başta dönüyoruz. Dönüyoruz. Yani. Siyasetin ve onunla bağlantı olarak Türkiye'nin kendi toplumunu besleyebilecek çıkarlarını Adil bir şekilde kaynakları dağıtabileceği bir iktisadi rejim. Ama dediğim gibi en başta siyasetle birlikte bu değişim evet. başlamak lazım. Peki. Son olarak ben bir yorum almayacağım senden ama yine de izleyicimizin yorumunu es geçmeyeyim. Onu okuyarak tam bitirelim bu akşamki programı. Polisler yeterli eğitimden geçmiyorlar. Şüpheli kişilerle temastan kaçınmalı, uzak durmalı. Amerika'da görüyoruz gerekli önlemleri almadan kelepçe bile takmıyorlar demiş. Bu yorumu da paylaşmak istedim kapatmadan. Bahadır çok teşekkür ediyoruz bu ben akşamki yorumların ederim. için. Evet Bahadır Özgür'le soru yorumun sonuna geldik. Haftaya saatler 8'i gösterdiğinde bu ekranlarda karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Üç adımda Gazete Duvar YouTube kanalına katılın. Gazete Duvar YouTube ana sayfasına girdiğinizde abone ol seçeneğinin hemen yanındaki katıl seçeneğini işaretleyin. Açılan ekranda size uygun ödeme seçeneğini seçerek bilgilerinizi girin. Unutmayın, verilerinizi işledikten sonra kaydet seçeneğini işaretlerseniz istediğiniz zaman, istediğiniz oranda bağış yapabilirsiniz. Müzik Saadet zincirleri, ihale pazarları, yolsuzluk ağları, küresel suç örgütleri. Siyasetten ekonomiye, ülke gündemini gazeteci Bahadır Özgürle değerlendirin. Özgür'le soruyorum. Didem Mercan'ın moderatörlüğünde izleyici soruları ve yorumlarıyla her çarşamba saat 20'de Gazete Duvar YouTube kanalında.